de yanda alabilir misin? Çok özür dilerim. Tabii. Teşekkür ederim. Unutmamışız poz vermeyi. Ben sağlı. Tamam mı? Hazırım. Evet, tamam, sizdeyiz abi. Yani birçok şey unuttuk ama hazırlığını unutmamışız. Ya evet ya. Neyse yani çok şükür bugünlere. Bir an hiç düzelmeyecek sanıyordum yani bir ara. Artık ümidi kesmiştim yani. Hiçbir şey normale dönmeyecek gibi. Hepimiz herhalde öyle çöktüğümüz dönemler oldu ara ara. O yüzden mutluyum yani. İlk defa bir yere geldik falan. Gerçekten bizim için de ilk. Öncelikle yayın gecesi, geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok kıymetli girişimler bunlar. Ülkemiz için, bütün sektör için. İnşallah şahane yapımlar olur ve Türkiye'nin adı için ve Türkiye'deki film ve televizyon sektörü için de, dijital medya sektörü için de çok heyecanlıyız. Biz de meraktan geldik vallahi. Yeni sezonu merakla bekliyoruz. Pandemiyi böyle var. Sanki biraz da fırsata çevirip kullananlardan birisi olabilir misiniz acaba? Öyle mi? Niçin söyledim bunu? Yani şehir hayatından uzaklaşmak. Hani evet. Birçok ünlü, birçok oyuncu, birçok sanatçı hep böyle şikayet eder işte şehir hayatından, trafikten, stresten vesaire uzaklaşmak. Siz bunu başaranlardan oldunuz. Evet, biz öncesinde Fırat'la bunu hissetmişiz gibi böyle bir adım atmıştık benim memleketimde. Biz Allah'tan çok seviyorduk ve zaten böyle bir yola girmiştik. Öyle bir yola girmiş olmak, toprakla çalışmaya, uğraşmaya başlamış olmak bize çok güzel kapılar açtı. Bana ayrıca bir iş kolu açtı. Tamamen bitkilerle boyanan, evet, bir çocuk dünyası geçti elime. İşte hayat bir şeyleri kötü gibi görünürken, alırken gibi sanki görünürken çok daha güzel, hayırlı kapılar açabiliyor. Benim için çok şükrettiğim, evet çok bunaldığım, zaman zaman çok daraldım ama çok da şükrettiğim şeylerin olduğu bir dönem oldu. Eşimle de şahane bir yeni bir ikinci bir hayat kurduk kendimize. Ona da çok iyi geliyor. Değil mi aşkım? Fırat Bey, siz neler söyleyeceksiniz bu ikinci hayat ile ilgili? Mutluyum ben. Çok mutluyum. Burcu'nun çocukluğunun geçtiği yerde birlikte bundan sonra yaşayacak olmak çok güzel. Beni de seviyorlar enişteleri olarak. Mutluyum. Peki bugün karar vermek zorunda kalsanız, şehir hayat mı, daha önce yaşamış olduğunuz hayat mı, şimdiki bu ikinci dediğiniz hayat mı? Tercihiniz olur. Ya kendi kararını kendin veremiyorsun. Bir çocuğumuz var ve burada olmamız gereken işler var. O yüzden tabii ki orada olup da orada bu işleri yapabiliyor olmak, ikisi bir arada olsa evet tabii ki onu tercih ederiz ama öyle bir şansımız olmadığı için mecburen şehirdeyiz yani. Şimdi iki yönden de bakmak lazım. İş açısından bakarsak yani dezavantaj olur sanki. Öyle mi görünüyor? Tabii, tabii. Bir de çocuk evet, yetiştirme evet. açısından da bakalım olaya. Evet. Orada Ali çok mutlu tabii. Yani o şehre gelince o orada kedi, köpek, inekler, koyunlar, keçiler ve yerlerde yuvarlanarak büyüyen bir çocuk. Çok mutlu ve çok özgür. Buraya gelince çok bocalıyor tabii. Evde olmak daha çok. İşte bir trafiğin içinde kalmak, yürüyerek bir yere gidememek, arabaya mahkum olmak gibi şeyler. Tabii onu da çok daraltıyor, çok bunalıma sokuyor. O yüzden biz de sürekli ona destek olmaya çalışıyoruz yani. Şimdi işte o baskete mi götürsek, jimnastiğe mi götürsek, çocuk enerjisini atamadığı bir şeyin içine sokuyoruz çocuğu. Peki orada en çok, o köy hayatında en çok neyi yapmaktan mutlu oluyorsunuz? En çok toprakla uğraşıyoruz biz. Yani elini değdirdiğim bir şeyin işte yeni bir hayata kavuşması, o süreci izlemek şahane bir duygu yani. Peki, iş aynı zamanda devam ediyor bu taraftan da. Neler yapıyorsunuz? Var mıdır yeni gelişmeler? Ben son bir yıldır açıkçası sadece şeyle uğraşabildim. Kendi o tekstil işimle. O çünkü aniden ve beni çok etkileyerek karşıma çıkan bir kumaş hikayesi. Eşimle beraber o konuda çok çalıştık ve çok güzel bir noktaya getirdik. Onun dışında bu sene mutlaka bir dizi istiyorum. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek, bekliyorum ben de. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.